Herkese merhaba. Zeytin Dalı programındasınız. Arkadaşım Nazan Haydari ve ben Müge İplikçi. Bugün eski bir öğrencimizi artık gerçek bir akademisyen diye tanıtabilirim seni Doğuş. Doğuş Şimşek'i, Doktor Doğuş Şimşek'i konuk ediyoruz. Hoş geldin Doğuş. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için. Ne demek? Bizim için büyük onur. Koç Üniversitesi Göç Araştırma Merkezi'nde araştırmacısın. Gururumuzsun. Ve seni Londra'ya gönderdiğimizden beri vazgeçmediğin göçmenlik, göç ve mültecilik üzerine çalışmalarına devam ediyorsun. Yakında çıkacak bir kitabın var. Çok yakında diye hemen burada söyleyelim. Kitabın ismini de söylesek mi? Söyleyebiliriz. Londra'da yaşayan Kürt, Kırbızlı Türk ve Türk göçmen çocuklarının kimlik oluşumu. Tam da bundan başlayalım istersen. Tamam. Neden böyle bir şeyin içine girdin? Hı hı. Neden senin bu konu en çok ilgilendiren konudur? Hı hı. Seni dediğim gibi şu kadarlığından bilen biri olarak bunu merak ediyorum. Sahiden bu çalışmada ne anlatıyorsun? Hı hı. İnsanların ne bulmasını umuyorsun orada? Aslında benim göçmenlikle ilişkim Londra'ya ulaştığım zaman, Londra'da master yapmak için gittiğim zaman başladı. Hem kendi deneyimlerimden, kendim de o göçmenlik deneyimini bizzat yaşadığım için, içinde olduğum için kendi deneyimlerimden hem de orada göçmenlerle olan ilişkilerim sonucunda onların yaşadıkları, onların yaşamlarına dair gözlemlediklerim üzerinden aslında onların anlatacak çok hikayeleri var diye düşündüm ve kendi hikayemden yola çıkarak onların hikayelerini dinlemek istedim. İlk temas nasıl oldu? Yani ben master tezimi onların gündelik yaşam deneyimleri ve tüketim alışkanlıkları üzerine yazıyordum. İlk o zaman göçmen mahallesine gittiğim zaman orada onların yaşadıkları bölgeye gittiğim zaman Kuzey Londra'ya başladı. O zaman işte göç hikayelerini dinledim, göç süreçlerini dinledim. İngiltere'de yaşadıkları zorlukları, neden geldikleri işte siyasi göçmenler vardı, siyasi nedenlerden dolayı geçenler, ekonomik nedenlerden dolayı gelenler vardı. Onların hem göç süresince, göç öncesinde, göç sonrasında ve sonradan Türkiye ile olan ilişkileri, sonra çocukları yetiştirme sürecinde yaşadıkları zorluklar üzerinden dinlediğim hikayeler kapsamında göçmen çocukları daha çok ilgimi çekti. Doktor tezim de göçmen çocuklarının kimlikleri üzerine. Çünkü çok farklı deneyimler sonucu kimlikleri onlara verilen kimlikleri reddetme süreçlerine şahit oldum. Tam o da burada şey soracağım çekti. Sözünü keserek. Kimlik, aidiyet ve ulus aşırılık kavramlarının onların deneyimlerini açıklarken çok da işe yaramadığını, sınırlı kaldığını fark ettim diyorsun. Bu çok önemli aslında. Evet. Hani hep bir yere itmeye çalışırken onlar bunu kabul etmiyorlar ve farklı bir yerde duruyorlar. Kesinlikle. Hep kategorize etmek üzerine zaten yapılıyor bu çalışmalar. Sorma. Sanki hep kategorize etmek gerekiyormuş gibi. Halbuki onların yaşam deneyimleri çok farklı, çok değişik, çok bireysel de aynı zamanda. Mesela bir örnek vereyim size. Bir göçmen genci görüştüm. O hep göç Türk ya da Kürt nüfusun yaşadığı bölgede daha çok yaşamış. Orada okula gitmiş, orada arkadaşlar edinmiş. Başka yabancı arkadaşı yokmuş. Ta ki üniversiteye gidene kadar çocukluk arkadaşı da o üniversiteye gitmemiş, sonra evlenmeyi seçmiş. Onun yaşamıyla diğer görüştüğüm kişi de Londra'nın merkezinde üniversiteye gitmeye başlamış. Yabancı arkadaşlar edinmiş ve ilk defa Londra'nın merkezini tanımış, Londra'yı tanımış. Diğer arkadaşım Tate Modern'in yerini bile bilmiyor demişti bana. Ve yaşam dinamikleri ve yaşam şeklinin nasıl değiştiğini o örneklerden çok da iyi anlaşılıyor aslında. Kendisini daha çok Kürt olarak da değil, yani İngiliz gibi de değil ama ulusal kimlikler dışında tanımlamaya başlamıştı. Daha evrensel kimlikler çerçevesinde tanımlamaya başladı. Ama bu tanımlama süreci de onun yaşam deneyimleri dahilinde gerçekleşti. İşte girdiği sosyal ortamlar, eğitim süreci, tanıştığı insanlar, farklı kültürlerle etkileşim içine girdiği zaman aslında değişim orada başladı. Peki sen bu evrensel kimlikler derken tam anlamıyla eğitimi mi en başa koyuyorsun? Eğitim de önemli ama çok da önemli değil. Mesela sokakta da birisiyle tanışabilir. Onun kültürüyle de etkilenebilir.
etkileşim içine girebilir. Oradan da çok öğreneceği şey. Yine öyle görüştüğüm bir gençti. O da Kıbrıslı bir gençti. Erkek mi? O erkekti, kadın, diğeri kadındı. Erkek olan da o da UCL'de okuyordu. O daha hani İngilizlerin daha çok yaşadığı bir yerde yaşamıştı. Ama o daha çok mesela Afrika kültürüne çok sempati duyuyormuş. O da üniversite dışında tanıştığı kişilerden dolayı o kültüre yakın hissetmiş. Hep oralara seyahat edip o kültürü tanımak, kendimi o kültüre çok yakın hissediyorum diyordu bana. Yani ben kendimi Akdeniz kültürüne değil ama Afrika kültürüne çok yakın hissediyorum diyordu. Kendimi orada daha rahat ifade edebiliyorum diyordu. Yani bir tür geçişkenlik evet, aslında kastettin değil mi? Aslında çok evet çok geçişken ve çok değişken de aynı zamanda. Yani çok statik değil. Zaten kimlik kavramının en büyük sorunu aslında statik olması. Evet. Yani değişmeye açık olmaması. En büyük sıkıntımız da aslında. Evet. Değil mi? Bizim hepimizin yaşadığı. Hepimizin. Ve bu iletişim üzerinden aslında bir diyalog da oluşuyor. Yani kimlikler kesinlikle üzerinden bu kategorileri reddederken yeni bir varoluş biçimi de önermiş evet oluyor aslında. Kesinlikle. Peki ailelerin tutumları mı daha çok tutucu çerçeve içerisinde oluyor? Evet, öyle bir etken vardı. Yani eyvah bunlar İngilizleşecek. Kesinlikle. Elimizin altından kayıp gidecekler. Evet. Onlar evet İngilizleşecek, kendi kültürlerini unutacaklar. Üçüncü kuşak çok az var İngiltere'de. İkinci kuşaklarda 18 ile 23 yaş arasındaki gençlerle görüştüm ben. Tabii ailelerin bu korkusu nedeniyle onları toplum merkezlerine, göçmenleri kurduğu toplum merkezlerine gönderiyorlardı. Dil öğrenmeleri için girişimleri vardı. Tarihi öğrensinler istiyorlardı mesela. Ama toplum merkezlerinin çoğu da aslında ulusal kimliği aşılamak üzerine. Yani hepsi değil ama bir kısmı. Aşılamak. Üzerine yoğunlaşıyordu. Dil önemli bir mesele. Gençler de bunu çok hoşlanmıyorlardı bu durumdan çok fazla. Dille kurdukları ilişki nasıl? Ana dil sorunu. Evrensel kimlikle, evet. Kimliği. Çoğu aslında dil konusunda kendini çok iyi ifade edebiliyordu. Kıbrıslı gençlerin biraz hani yazmayla ve okumayla sıkıntısı vardı. İngilizceleri de çok iyi değildi o anlamda. Yazıp okuma anlamında çok iyi değildi İngilizcesi. İngilizce konuşurken de kendilerini rahat ifade edebiliyorlardı. Fakat bir yani aksanlarından dolayı mesela Kuzey Londra aksanımız var. O yüzden bizi yabancı olduğumuz hemen anlaşılıyor ve göçmen olduğumuz da hemen anlaşılıyor. Çünkü göçmenler Kuzey Londra bölgesinde yaşarlar. Bu bizi hemen ele veren bir peki şeyi şey soracağım Doğuşuk. Din bağlamında nasıl bir sıkıntı yaşıyorlar? Dinle ilgili deneyimleri yok denecek kadar azdı. Camiye giden hiç yoktu benim konuştuklarım arasında açıkçası. Sadece gelenekler açısından hani dini pratik etmek değil de gelenekleri biraz pratik etmek üzerinden aslında. O dini hani bayramlarda birazcık belki önemliydi onlar için. O da ailelerinden dolayı. Hani gelen bir şeyden dolayı. Ailelerle hiç konuşmadın değil mi? Daha çok gençler üzerinden. Gençlerle gittim. Konuştum. Toplum merkezinin yöneticileriyle konuştum. Bir iki aileyle hani tam araştırma için değil ama araştırma dışında görüştüm ama onları çok araştırmaya eklemedim. Daha iyi olmuş. Evet. Ama müdahale eden aileler vardı. Mesela ben bir toplum merkezinde bir gençle konuşuyordum. Kıbrıslı bir genç kadınla. Babası da başka masada oturuyordu. Biz İngilizce rahat konuşmak daha iyi ifade edebileceği için İngilizce konuşuyorduk. O da oradan hemen müdahale etti. Türkçe konuş. Bak yani hani ablan da Türk. Niye İngilizce konuşuyorsun diye. Böyle müdahalelere maruz kalıyorlar. Evliliklerde? Evliliklerde hep evet kendi etnisitesinden kişilerle evlilik çok yaygındı. Tam da burada bunu soralım geçelim. Ana dil konusunda bu gençlerin düşüncelerini? Aslında İngilizceyi çok daha iyi bilmek istiyorlar. Ama Türkçeyi iyi de bilmek istiyorlar. Çünkü Türkiye'ye gittiğimiz zaman orada insanlarla iletişim kurmak istiyoruz. Ve Türkiye'de yayınlanan gazeteleri okumak istiyoruz. Türkiye'de ne olup bittiğini takip etmek açısından Türkçe'ye de iyi bir şekilde hakim olmak istiyoruz. Yani Kürtçe ile ilgili olarak konuşan var ama konuşmayan çok. Onlar Türkçeyi konuşabiliyor ama Kürtçeyle çok öyle bir bağları yok. Aslında o duygusal bağ da ikinci nesilde daha azalmış diyebiliriz.
Şimdi gelelim bizim mülteci problemimize, değil mi? Doğuş'un esas konularından birine. Sen çalışkan bir akademisyen olarak TÜBİTAK'tan bir araştırma fonu aldın ve Suriyeli sığınmacılarla birlikte onların işte toplum ve etkileşimlerini araştırıyorsun. Hala araştırıyor musun? Bitti mi? Tamamlandı mı? Verileri toplama sürecim bitti. Şimdi şimdi onları analiz edip yazma doğru sürecim. Yerdesin. Evet. Şimdi bize anlatacaksın. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Mardin'de Suriyeli sığınmacılarla görüştün ve ne bulgularla karşımıza çıktın? Ne yapacağız? Yani Türkiye'nin mesela işte bu mülteci problemini çözebileceğine inanıyor musun? Bugüne kadar yapılanlar? Aslında çok parlak değil. Yani durum hiç parlak değil zaten. Hatta hiç parlak değil. Ya 2011'den beri. Nisan ayında ilk girişler oldu Hatay'dan. Yani 2010'da 5 yıl boyunca çok fazla bir gelişme değişiklik olmadı. Yani o yüzden hani çok parlak değil. Bundan sonra ne olacağı da meçhul. Ne olacağı ya da yapılacak değişikliklerin ne yönde olacağı da çok meçhul. Yani mültecilerin gerçekten burada hak ve özgürlüklerine sahip olarak vatandaşlarla eşit şartlarda yaşam sürdürebilmeleri üzerine mi olacak, yoksa onların daha izole bir şekilde, daha kısıtlı hak ve özgürlüklere sahip olarak yaşam sürdürmeleri yönünde mi olacak? O çok belirgin değil. Kamplarda yaşayanlarla mı daha ben çok? Ben şehirlerde yaşayanlarda görüştüm. Çünkü maalesef bizim kamplara girmemiz yasak. Akademisyenleri kamplara almıyorlar. Zaten şöyle ki 2,5 milyona yaklaşan yani kayıtsız sığınmacılarınla birlikte rakam. Sadece bunların %10'u kamplarda yaşıyor. Yani %90'ı artık şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla şehirlerde yaşayan sığınmacıların sayısı çok daha fazla. Ben çok farklı, yani şehirler arasında da çok farklı bulgulara eriştim. Sıkıntılar ortak diyebiliriz. Neler? Mesela her şeyden önce en büyük sıkıntı onların yasal statülerinin, yani güvenli bir yasal statülerinin olmaması. Şöyle açıklayabiliriz ondan. Mesela mülteci deniliyor. Aslında Türkiye'de mülteci olarak kabul edilmiyorlar. Çünkü Türkiye Cenevre Sözleşmesi, 1951 Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamış olsa bile coğrafi kısıtlamayı kabul etti. Bu da şu demek oluyor. Avrupa'dan gelen mültecileri mülteci olarak, sığınmacılara mülteci statüsü veriyor. Avrupa dışından gelen sığınmacılara mülteci statüsü vermiyor. Dolayısıyla mülteci statüsü almamaları demek de mültecilerin sahip olacağı uluslararası bazdaki haklara sahip olunmaması demek. Misafir olarak mı görülüyorlar? Evet, ilk geldiklerini misafir olarak tanımlanıyor. Tabii bu çok büyük sorunlara neden oldu. Çünkü toplumda hani misafirliğin bir süresi vardır. Artık misafirliğin bitmesi gerekiyor. Misafirler geldi, artık misafirliklerini bilsinler gibi bir algı da oluştu. Bu hani devlet söyleminin sonucunda oluşan bir algı maalesef. Dolayısıyla bu Suriye sığınmacılara karşı işte ayrımcılık, hatta ırkçılık bile, ırkçılık da diyebiliriz. Doğuş'un bir de şeyi var. Ben bunu ısrarla sormayı kafaya koydum. İSKEN kanunu 1934'ten itibaren hayata geçiyor. 2006 yılında yasa yenileniyor. Fakat hani Türk soyundan ve kültüründen gelen kişiler şeklindeki ibareyle karşımıza çıkıyor. Evet, maalesef. Böyle olduğu zaman hani nasıl mülteciliktir bu sorusu da, hani misafirlik bile nasıl misafirliktir sorusu yerini korumakta soru olarak. Evet, maalesef öyle bir madde var. Dolayısıyla Irak'tan gelenler, İran'dan gelenler, Somali'den, Sudan'dan gelenler, Afganistan'dan, Bali'den gibi insanlar da çok çatışmadan kaçarak geliyorlar. Ve Türk soyundan olmadıkları için hem mülteci statüsünü bırakıp zaten onu olamıyorlar çünkü Avrupa dışından geldikleri için, ama diğer haklara da sahip olamıyorlar. Yani Türk soyundan gelenlerin sahip oldukları koruma haklarına da sahip olamıyorlar. Onlar çok büyük sıkıntılar. Yani şu anda Suriyeli sığınmacılar aslında gündemde ve herkesin gözü önünde, ama Afganlar da çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Mesela şu anda Afganlara deniliyor ki işte çatışma durumu bitti, artık ülkenize geri, dosyaları raflarda bekliyor. Hani onlar ülke, ama nasıl dönecekler? Ülkelerinde şu anda yaşayabilecekleri bir ortam yok. Yani işi yok, gücü yok, evi yok. Hani ne yapabilirler? Onlar da çok büyük. Yani Avrupa'ya gidenler arasında aslında çoğunluk hani Suriyelilerin yanı sıra Afganlar, Iraklılar da var.
bu ayrımcılık ve ırkçılık meselesini bahsettin demin. Aslında yerel halkla da görüştün. Evet, görüştüm. Bu anlamda nasıl bir hani yerel halkın tepkisi, yaklaşımı nasıl bir süreçti? Şöyle, mesela şey diye başlıyorlar. Çok üzülüyoruz, onlara çok tabii acıyoruz, çok zor durumdalar. Hep sonra amayla giden hamleler başlıyor. Ama her yerdeler, işte hırsızlık arttı, iş bulamıyoruz artık, ev kiraları arttı gibi. Aslında bunlar çok popüler söylemler artık. Yani Avrupa'da da aslında mülteci karşıtları benzer söylemler kullanıyorlar. Hmm. Artık artık benimsenmiş söylemler diyebiliriz. Aynı söylemler Türkiye'de de kullanılıyor yerel halk tarafından. Kadınlar, mesela Suriyeli kadınları, Türkiye'li kadınlar Suriyeli kadınları çok istemiyorlar. Yuvamız yıkılacak diye konuştuğum çoğu Türkiye'li kadın kaygısı içerisinde maalesef. Onun dışında evet iş bulamıyoruzdan ziyade bir de izole olsunlar. Bizim alanımızda yani bizi görmeyelim. Onlar işte kamplarda yaşasınlar. Hani yine biz Türkiye'de olsunlar ama şehirlerde olmasınlar. Ya da bir yerde yaşasınlar, kamp gibi olmasın. Büyük şehirlerde olmasınlar, sokaklarda dilenmesinler. Onları o şekilde görmek istemiyoruz. Biz görmeyelim de şeklinde. Bir sığınmacının bana anlattığı bir olay vardı. Beşiktaş'ta yine arkadaşıyla yürürken yolda Arapça konuşulmuş. Daha sonra işte o Türkiye'li gençler onu durdurup burada Türkçe konuşacaksın, Türkiye'desin. Artık bıktık sizden. Hani her yerdesiniz. Hani Arapça duymak istemiyoruz. Gibi bir tepki göstermişti. Orada tabii tartışma büyüdük. Daha sonra işte şiddete varan bir şekil almış. Hani sokakta yürürken bile aslında sırf konuştuğu dil yüzünden bile hani ırkçılığa uğrayan sığınmacılar var maalesef. Bunun için yapılması gereken bu çok kolay değişebilecek bir süreç değil. Hem devlet söyleminin aslında bunu birazcık yumuşatması lazım ve daha birlikte yaşamı oluşturmak lazım. Ama Türkiye'de zaten hani birlikte yaşam yaşanamaz, şu anda söz konusu olmadığı için şehirler çok daha zor. Şehirler arasında fark var mı? Var. Mesela Mardin'de ben hiç ırkçılıktan bahseden bir sığınmacıyla karşılaştım. En çok nerede ırkçılıktan? Ankara'da, Gaziantep, Kilis'te mesela, Kilis'te çok var. Gaziantep'te de var. Urfa'da da var. Yani çok var. Diğer şehirlerde çok. En fazla Kilis diyebiliriz ama. Çünkü kilise sığınmacıların nüfusu, yani sayısı yerel halkın nüfusundan çok daha fazla şu anda. Onlar bizim işte kilis elden gidiyor. Artık burası onların olduğu söylemi üzerinden o ırkçılığı arttırdılar. Mardin'deki durumu neye bağlayabiliriz? Mardin'deki durumda o sınırdakilerle ben görüşüm. Şenyur sınırına, Kızıltepe'ye yakın olan o sınırda. Zaten onlar aralarında akrabalık ilişkileri var daha önce. Hep iş yapıyorlar zaten birbirleriyle. Zaten bayramlarda onlar sınırdan birbirlerine hani birisi askeri oyalarken onlar birbirlerine işte yiyecek giyecek veriyorlarmış, bayramlaşıyorlarmış. Zaten kurulmuş, önceden de kurulmuş bir ilişki var orada. Kürt, daha çok Kürt kökenli Suriyeliler oraya gidiyor. Hani Sünniler de var ama onların sayısı daha az. Böyle bir dayanışma, çünkü Mardin'in halkı da aslında bu çatışmalarda yaşamış bir halk olduğu için biraz yani empati kurabiliyorlar, onları anlayabiliyorlar. Fakat onlar da şu sıkıntı içindeler. Biz hani evlerimizi açıyoruz onlara, yardım etmeye çalışıyoruz. Fakat artık biz de korkuyoruz çünkü IŞİD'li olabilir. Buraya geliyorlar. Hani onların kılığına girmiş olabilirler. Bu bizi çok tedirgin ediyor. Biz artık bakıyoruz nasıl tipte, biraz konuşuyoruz. Daha sonra yardım ediyoruz. Bunu en rahatlatabilecek aslında gene hani okullara devam etmeleri bu sığınmacıların, ama bunun için bir de önlerinde bir sürü bariyer var değil mi? Maalesef. O bariyerleri biraz konuşalım mı? Yani bunların aşılabilmesi için neler yapılabilir ilk elden ve neye takılıyorlar? Üniversiteye devam edebiliyorlar mı? Ana dil sorunu ne düzeyde? Ve senin gözlemlerin tabii ki. Yani 400 bin Suriyeli çocuğun okula devam edemediği zaten raporlandı. Çok büyük bir rakam. 5 senedir okula gidemiyorlar ve kayıp bir gençlik, kayıp nesil oluşuyor. Yani bunun 10 yıl sonrasını düşünebiliyor muyuz değil mi burada? Evet. Aslında büyük de bir tehlike arz ediyor. Fakat bu çok fazla önemsenmiyor nedense ama çok önemli bir konu.
okul, yani eğitime erişim hakları olduğu yönetmelikte yazıyor. Fakat bu haklara erişim de belli bakanlıklar tarafından sağlanıyor. Bu pratiğe dönüşmesi bakanlıklar tarafından sağlanıyor. Bu şehirden şehire de değişiyor maalesef. Ben mesela Ankara'da 3 tane okulla görüştüm. Onlar öğleden sonra Suriyeli çocukların eğitimini veriyorlardı. Sabahları Türkiye'li çocuk ayırıyorlar. Aynı sınıfa koymuyorlar. Suriyeli çocukların eğitimini de Arapça bilen öğretmenler veriyordu. Çünkü veliler çocuklarının Suriyelilerle birlikte eğitim görmesini istemiyorlar. Kesin kez böyle diyorlar mıymış? Evet, böyle diyen çok var. Öğretmenler tarafından da aslında o ayrımcılığı vurgulayanlar var. Yani o çocuklara daha farklı muamele gösteren öğretmenler olduğunu da biliyorum. Evet. Ama tabii çok kucak açanlar da var. Bu sağlık sistemine erişimde de durum böyle. Yani doktor ve hemşirenin inisiyatifine ya da hastane yönetmeninin inisiyatifine kalmış bir sürü durum var aslında. Orada. Süreçte medyanın rolü nasıl? Medya maalesef, ya medyanın rolü çok ayrımcı diyebiliriz. Her şeyden önce bir kere hala kaçak göçmen ibaresini kullanıyorlar. Hala bu değişmedi. Yani ortada bir suç unsuru yok. Ama hala bir suçlu olarak gösterme, özellikle hani Avrupa'ya giden sığınmacılara yönelik, hala suçlu olarak gösteriliyorlar onlara. Ortada bir suç unsuru yok aslında. Yani hala bu kaçak göçmen, bu bir şey değiştiremedik, değişmiyor. Değişmeyecek. Sadece bu da değil. İşte dilenciler, işte hırsızlar, bir sürü şey, sıfat, kötü sıfat, ayrıştırıcı sıfatlarla bu haberler veriliyor. Dolayısıyla toplum da bundan etkileniyor maalesef. Tam da burada nasıl bir dil kullanılmalıdır? Mülteci sorununu aktarırken örneğin medyanın kullanabileceği dil ne olabilir? Ya medya birleştirici dil kullanması gerekiyor her şeyden önce. Çünkü medyanın rolü burada çok önemli. Gerçekten toplumsal gerilimi arttırabilir de azaltabilir de medyanın rolü. Dolayısıyla daha birleştirici dil kullanması gerekiyor. Belki onların daha çok hayat hikayelerini paylaşmak gerekir. Ki insanların onların gerçekten neler yaşadığını daha iyi anlayabilmesi için. Hayat hikayelerinden örnekler vererek belki haber yazılmaya çalışılabilir. Çok daha farklı teknikler de yapılabilir aslında. Hani neden mesela belki bir Türkiye'liyle görüşebilir, neden istemiyorsun? Daha sonra ona sığınmacıların yaşamlarından kesitler anlatılabilir ama bunlar bu şekilde yaşıyorlar. Peki hani burada söyleyebileceğin nedir üzerinden belki örnekler verilebilir. Dürüst olunmalı diyorsun. Bir evet, açık olunmalı. Peki tam da burada ben şey sorayım. Mesela AB ile Türkiye'nin mültecilere yaklaşımı politika anlamında dürüst mü? Sen nasıl buluyorsun? Dürüst değil tabii ki. Hiç değil hem de. Ya zaten en başından beri AB bu görmezden geldi bu süreci. Evet. Yani sanki tel örgüler olduğunu biliyoruz gibi. Artık. Değil evet, mi? Tel örgüler daha tel örgüler, duvarlar, satellite'lar zaten kuruldu, kameralar kuruldu her yere. Çok sınır kontrolü artırıldı. Zaten sınır kontrolü artırılması için de Türkiye'ye para verildi. Şimdi Türkiye 3. dünya ülkelerinden gelen sığınmacıları almama, yani öyle bir kontrol gerçekleşir. Lübnan'dan gelenleri ya da işte Mısır'dan gelenleri, Ürdün'den gelenleri, Suriye'li sığınmacıları almamak için onlara böyle bir vize uygulaması gerçekleştirdi. Zaten bu insanlar zaten pasaportları yok. Zaten kaçmışlar. Zaten korku şey içinde. Evet, evet, evet. Hani bu tür uygulamalar onların hayatlarını çok olumsuz yönde etkiliyor. Avrupa sadece 3 milyon euro vererek Türkiye'ye hani bu güvenliği sınırlarını kontrol et ve mültecilerin buraya Avrupa'ya girişini engelle gibi bir madde sürdüler. Biz de sizin vize durumunuzu düşünelim gibi bir pazarlık aslında. Evet, çok sığınmacılar hayatları üzerinden pazarlık yürütüldü. Ve buna da Türkiye evet dedi. Evet. Bu onlar da koz olarak kullandı sığınmacıları. Avrupa'da bir şekilde Türkiye'yi kullandı. Ben 21. yüzyılın kırık öyküleri diye bakıyorum aslında. En gerçek ve en kırık öyküler diye bakıyorum mülteci sorununa.
Peki bu yarayı, bu kırık öyküleri belli bir bütünlüğe ulaştırabilmemiz için politikalardan azade bir şey yapabilir miyiz, yapılabilir mi? Sivil ya da hani kuruluşları. Tam da bu, evet, yani sivil şey toplum nasıl devreye girebilir bu noktada? Bireyler ne yapabilir belki? Sivil toplum kuruluşları ellerinden gelenleri yapıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Kendi topladıkları fonlarla, kendi sundukları yardımlarda hem sınırda olsun hem şehirlerde olsun. Gerçekten çok çok çalışıyorlar ve hani ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat onların da imkanları kısıtlı, fonları yok yeteri kadar. Bireylerin onlara birazcık destek olması lazım. Farkındalığın artırılması gerektiğini düşünüyorum. Hani bu konuda gerçekten farkındalık yaratılıyor. Duyarlı insanların sayılarının artması için onların farkındalığının da artırılması gerekir diye. Bu konunun belki gündeme daha çok gelmesi, birçok yerde konuşulması, medyaya taşınması, televizyon programlarında konuşulması belki farkındalığı arttırabilir. Çünkü insanlar da görmezden geliyor. Böyle bir sorun yokmuş gibi ve kimse bir şey yapamayacağını düşünüyor. Hani benim bir tek yardımım bir işe yaramaz. Halbuki aslında her insan küçük bir yardım, yani bir kıyafet bile gönderse, hani para yardımından bahsetmiyorum sadece, o bile büyük bir şey. Tabii bu şey yardım, daha yardım çerçevesinde aslında değil mi? Sivil toplum kuruluşlarının şu anda kendini konumlandırma biçimleri. Çünkü temel ihtiyaçlar aslında karşılanamıyor o grup için. Evet, biraz onlar daha bir ötesine eksik gidecek ve sürekli. Ama evet burada sahneden işte biraz daha belki de devletin aslında, yani iktidarın bir de sivil toplum kuruluşlarını aslında devreye sokması belki gerekir. Evet. Hem iletişim sağlanması açısından, hani sığınmacılarla devlet arasındaki iletişimin. Çünkü sığınmacılar mesela şu anda nasıl haklara sahipler, nasıl bir yönetmelik var, bunlardan çok haberdar değiller, bilmiyorlar. Çünkü onlarla paylaşılmıyor bu bilgiler. Depremzedelerle konuşmuştum, bir çalışma yapmıştım ve orada en çok bu afetin kadınları ve çocukları yerle bir ettiğine tanıklık etmiştim. Zincirin en zayıf halkalarıydı bunlar. Senin gözlemlerin de bu mu? Evet. Evet, maalesef. Çocuklar eğitimden eğitim göremiyor, mahsur kalıyorlar. Kadınların çoğu zaten kocalarını savaş ortamında kaybetmişler ve ben bir kadınla görüşmüştüm. Üç gün boyunca sınıra yürüyerek geçmiş ve üç tane küçük çocuğu, iki tane de biri 14, biri 15 yaşındaki oğlu vardı. Tek başına yürüyerek geçtiğini söylemişti. Hem o göç süreci, yani o sınır geçme süreci, hem de buradaki yaşamı çok zordu. O tabii kız kardeşi varmış İstanbul'da, onun yanına gelmişti. Fakat küçük çocukları olduğu için çalışamıyordu. Onlara bakması gerekiyordu. 13 ve 14 yaşındaki iki oğlu çalışıyordu. İşte araba yıkıyorlardı ya da tamircide. Onlar da ırkçılığa maruz kalmışlardı. Orada işçiler, onlar istememişler. Hani bizim işimize engel oluyorsun diye. Onlar da orada işsiz kalmışlardı. O kadının durumu, yani hem çocukların karnını doyurmak için bir şeyler yapmak istiyor, çalışmak istiyor ama çoğu kadından da duyuyor ki aslında iş yerlerinde de işte hem taciz yaşıyorlar, hem paralarını alamıyorlar, çocuk bakmak istiyorlar belki ama çocuklarını Türkeliler onlara teslim etmek istemiyorlar. Temizliğe gitmek istiyorlar ama çoğu zaman paralarını alamıyorlar. Kadın olarak mücadele etmek de çok daha zor. Var bu mı? Araştırmayla aslında bir insan odaklı, yani bir şeyler sonuçta bir politikaya dönsün ve insan odaklı mülteci politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak gibi bir amacın da var. Yani. Biraz hani bu sürecinden bahseder misin? Aslında çok zor bunu çünkü baştan sistemin değişmesi gerekiyor. Şimdi biz programı umutlu kapatıyoruz. Onu söyleyeyim. Tamam. Umutsuz mesaj yok. O yüzden zaten bunu sana söyledik. Öyle kabul ettin, geldin. Mesajları pozitif olacak. Tamam. Nasıl olacak? Hoca baskısı olacak. Nasıl olacak? O zaman ulusal baz, yani uluslararası bazda da çok zor. Devlet güvenlikli hep politikalar yazılıyor, çiziliyor, yapılıyor, işte uygulanıyor. Ama insanlar hayatlarını kaybediyorlar göç yolunda.
daha iyi bir yaşam sürebilmek için hayatlarını kaybediyorlar. İnsan odaklı politikalar yazmak ya da uygulamak için devletin de aslında o insanları nasıl topluma kazandırabiliriz üzerinden belki de birazcık düşünmesi gerekiyor. Onun da insan odaklı olması gerekiyor. Evet, hani burada çok eğitim seviyesi yüksek, aslında birikimli, profesyonel, çok sığınmacı da var. Belki onları kendi işlerini yapabilecekleri imkanlar sağlanabilir. Onlar da bu topluma bir şeyler kazandırabilirler ve bu tabii karşılıklı bir ilişki üzerinden oluyor. İnsan ölümlerini azaltmak için onlara belki mülteci statüsünün verilmesi gerekir, haklarının verilmesi gerekir. Zaten insanlar, ben konuştuğum çoğu sığınmacı zaten Avrupa'ya gitmek zorunda oldukları için gitmek istedik. Aslında Avrupa onların tek tercihi olmadı. Türkiye'de yaşamayı daha çok istedikleri. Çünkü kültür olarak daha yakınlar, hem işte Müslüman ülke diye istiyorlar. Avrupa'da Müslüman oldukları için de zaten ırkçılık yaşayacaklarının farkında oldukları için gitmek istiyor. Ama Türkiye bize bu imkanları sağlamadı. 5 sene boyunca hiçbir şey değişmediği için biz gitmek zorundayız. Dolayısıyla statülerinin verilmesi gerekiyor. Haklarının bununla zaten eşdeğer olarak da haklarının da temel hak ve özgürlüklerinin verilmesi gerekiyor. Eğitim hakkı. Çalışma izniyle ilgili yani. Umutlu bir şey. Çalışma izniyle ilgili aslında yürürlük, yönetmelik yazılıyor ve yürürlüğe girecek sanırım. Onun hazırlık aşamasında umut diye. Umut burada duruyoruz. Evet. Doğuş'cum çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gelişmeleri senden takip edeceğiz. Evet. Ve umut dolu olmasını umduğumuz şeyleri de paylaşacağız. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Size için de seninle daha da güzelleşti. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.